Yok, yarın Futbol Federasyonu'nda Beyin Spor'la Federasyon ve Kulüpler Birliği'nin katılacağı bir toplantı olacak. Önemli bir toplantı olacak. Onu kendi aramızda istişare ettik. Yarın da Kulüpler Birliği yetkilileri, ben Adil Bey de olmak üzere, Ali Bey, Ahmet Başkan, bir de Mehmet Sefil Başkan, hep beraber o toplantıya katılacağız. Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu yeni kulüp lisans talimatnamesini açıkladı. Ve yapılandırmada bazı kulüplerin çekimser kaldığı ile ilgili de çıkan haberler var. Kulüplerin talimatnameye bakışı, yaptırımlara bakışı nasıl, konuştunuz mu acaba bunları da? Şimdi bu Kulüpler Birliği yani lisans talimatını yaklaşık olarak bir sene evvel bizim göreve geldiğimiz Kulüpler Birliği'nde başkanlık ve yönetimi oluşturduktan sonra göreve geldiğimizdeki ilk yaptığımız hareketti. Ve kulüp temsilcilerinden oluşturulmuş olduğumuz bir heyetle kulüp lisans talimatnamesini biz yazdık. Bütün kulüplerimize de gönderdik ve son gelmiş olduğumuz noktada da bütün kulüplerin endişelerini de ele alarak federasyona gönderdik. Zaten özellikle UEFA ile yapılan görüşmelerde Futbol Federasyonu'nun ve Fenerbahçe ve Trabzon'un bu önümüzdeki senedeki bu disiplin kuruluna sevk edilmesindeki süreçte UEFA da yeni kulüp lisanslamasını bekliyordu. Türkiye'deki bu Financial Fair Play'in Türkiye uyarlamasının artık katı bir şekilde yapılmasını bekliyordu. Biz de bu çalışmalara yaklaşık herhalde 1,5 sene oldu. 1,5 senedir çalıştık ve bütün verilerimizi biz gönderdik. Almış oldukları verilerle beraber federasyon kendi içerisinde toplandı ve kulüp lisans talimatını açıkladı. Herkes, bütün kulüpler aynı fikirde olmayabilir ama kulüplerin endişelerini de her kulüp nezdindeki onları da federasyona gönderdi. Kulüp ona göre de federasyon bir karar verdi ve kulüp lisans talimatını yayınladı. Sayın Başkan, Kulüpler Birliği'nde göreve geldiğinizde özellikle bir şirketleştirmeden ve yapılaşmadan bahsetmiştiniz. Somut adımlar ne durumda? Kulüpler Birliği olarak Süper Lig'in tanıtımı anlamında çalışmalarınız nasıl? Yani yasal yetkilere baktığınız zaman Türkiye'de bunun tanımlanmış kurumu Türkiye Futbol Federasyonu. Dünyada bunu hepsi bizim gibi Kulüpler Birliği gibi kurumlar tarafından yapılıyor ama Türkiye'deki yasal tanımlama TFF üzerinden gidiyor. Yeni bir yönetimimiz var. Çok Nihat Başkan da ve ekibi de çok arzular ve çok çalışıyorlar. Öyle bir gayret içerisindeler. Zor bir göreve geldiler. Gelir gelmez hemen kulüp lisans talimatı, beyin sporlu olan problem gibi önemli problemleri vardı. Çok arzular. Onlarla da bugün de konuştuk. Beraber komisyonlar kuracağız TFF ile Kulüpler Birliği ve özellikle futbolun marka değerini yukarı çıkartma zorunluluğumuz var. Bunu yapmadığımız takdirde ben senelerdir söylüyorum, hepiniz de biliyorsunuz. Türkiye 2022-2023'te Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisi iken çok daha gerilere düşecek. Bu 82 milyonun yaşadığı ülkede altyapıyla alakalı işler ve marka değeriyle alakalı yapılması gerekli olan işler, hakem hataları, disiplin kurulu, tahkim kurulunun verdiği kararlar, bunlar hepsi futbolun marka değerine için önemli olan şeyler. Onun için de beraber çalışacağımız komisyonlar kuracağız. Başkan, şunu da sormak istiyorum aslında. Siz sözünüzün başında yarın kritik bir toplantı var demiştiniz ama yayın konusunda yani çok net açıklamalar gelmiyor açıkçası. Hem kulüplerden hem federasyondan. Yani bir istekler arzular noktasında süreç şu anda nerede acaba? Yani nereye aslında doğru gidecek? Neler söylersiniz? Bir eklem olarak Sayın Başkan, aslında kamuoyunda şöyle bir durum var. Yayıncı kuruluşun verdiği, taahhüt ettiği ihale sonucu miktarı düşürmesi, 500 milyon dolardan daha aşağı çekmesi veya kuru tamamen sabitleyerek ödeme yapması ile ilgili talepleri olduğu söyleniyor. Bunlar, böyle talepler var mı karşılıkta veya bir yerde iş çıkmaza girirse yeni bir ihale olur mu? Şimdi ortada yapılmış bir ihale var ve ihalenin de şartları, teminatları, süreleri hepsi belirlenmiş vaziyette. Kabul edilmesi gerekli olan bir gerçek var. Bu bizim kulüplerimiz açısından da gerçeğimiz şu. Bizim giderlerimizin hemen hemen büyük çoğunluğu döviz kurunda olan giderler. Gelirlere baktığımız zaman da
yayın ihalesinin yarısı döviz, yarısı TL ama mesela şöyle bakacak olursak, biz 3 sene evvel stadyumumuzu Beşiktaş açısından söyleyeyim, açtığımızdaki stadyum gelirlerimiz dolar bazında baktığınız zaman çok geri düşmüş vaziyette. Çünkü fiyatlarımızı dolar veya euro bazında arttırabilmiş değiliz. Kulüplere de döndüğümüz zaman da kulüplerin finansal durumları da ortada, biliyorsunuz. İşte şu anda konuşulan işte yeniden yapılandırmalar falan, ki kamuoyuna bu iyi izah edilemedi. Bence çok kötü yönetildi o süreç. Çünkü sanki kulüplere bir para aktarılıyormuş gibi bir durum halk tarafından algılandı. Böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'de bir finansal kriz var. Zaten şu anda bankaların yapmış olduğu bütün işlerde mevcut müşterilerden yapılandırma yapılıyor. Yani bu bir tek bir futbolla alakalı olan şey değil. İşte bir görüyorsunuz, Türkiye'nin çok büyük grupları da oturuyorlar bankalarla, borçlarını yapılandırıyorlar. Burada işte yok kulüplere işte yönetim kurulu atanacakmış falan gibi bir duruş değil. Sadece kulüplerin finansal durumunu düzeltecek ve artık bir disiplin alabilecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hem kulüp lisansıyla alakalı hem de bankalarına yapılacak yapılandırmayla alakalı. Bu kimsenin bir taviz verdiği veya bir şey yapmış olduğu bir konu değildir. Futbolda önemli bir endüstri, yaşatılması ve insanları mutlu eden bir endüstri. Devletimizde, bankalarda bu işe bu gözle bakıyorlar. Yarınki toplantıyla alakalı çok detaya girmeye gerek yok. Tabii ki Türkiye'deki krizimiz belli, finansal krizimiz var. Yayıncı kuruluşunda bununla alakalı sıkıntıları vardır. Kulüplerimizin de durumları bu. Ama yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız, tanıdığımız insanlar. Haklı oldukları şeyler var. Bunu bir tek ücret olarak görmemek lazım. Yani yayını rahatlığı ve daha fazla bilgi oluşturmak. Teknoloji devamlı olarak değişiyor. Onların da talepleri var. Bunları hep beraber oturacağız. Karşılıklı edinlerimizi ve sorumluluklarımızı, karşılıklı menfaatlerimizi koruyacak şekilde karar vermek için oturup konuşacağız. Olayın çok detayına girmenin bir gereği yok. Yani onlar şunu istedi, bunlar bunu istedi diye. Bunlar ticaretin içerisindeki olaylar ve bunlar kulüpleri, başta federasyonu ve beyinsporu alakadar eden şeyler. Başkanım, Kulüpler Birliği toplantısından çıkan sonuçtan sonra yarın toplantı yapıyorsunuz. Evet. Eğer yayıncı kuruluş sizin kulüp menfaatleri doğrultusunda isteğiniz talebi reddederse B planı var mı? Ya öyle bir B planlık bir durum yok şu anda. Yani öyle bir durum söz konusu olacak, masanın üzerine bir durum yok. Biz de işte yayıncı kuruluş onu yapacak, bunu yapacak. Biz aynı gemide yola çıktık. O gemiyle beraber de öbür limana gideceğiz. O limanda 2022'de şu andaki yayın ihalesi o sürece kadar. O geminin içerisinde biz yola çıktık. Şu anda denizin ortasındayken başka bir gemiye bakmak bizim açımızdan da onlar açısından da doğru bir şey değil. Biz olaya o gözle bakıyoruz. Beyinspor'da o gözle baktığına inanıyorum. Birçok affedersiniz, bir de bu yapılandırmayla ilgili, eğer kulüpler Bankalar Birliği'nin talebi konusunda yapılandırılırsa oradan bir yetkilinin kulüp yönetimlerinde yer alacağı ile ilgili yok, öyle bir şey var. Hiç öyle bir şey. Öyle, demin de söyledim konuşmamın arasında. Öyle bir ne talep var, öyle bir görüşme de var. Maalesef bizim futbol işinin şöyle bir dezavantajı var. Bir şeyler çok popüler bir oyun olduğu için çok çabuk da farklı noktalara getirilebiliyor. Çok yanlış yerlere de getirilebiliyor. İşte devletin kulüpleri kontrol edecekler. İşte ne böyle bir konu konuşuldu ne de böyle bir görüşme yapıldı. Yine de söyledim. İlk bir yani yaklaşık 6 aydır da bu işi kamuoyuna iyi izah edemedik biz. Hepimizde demek ki hata var. Çünkü sanki kulüpleri kurtarma projesi gibi bir şey olarak ifade edildi. Hayır. Ülkede bir sıkıntı var. O sıkıntıyla beraber bütün şirketler, bütün kurumlar, yani bütün bankalara gidin, şu anda yaptıkları tek şey var. Yeniden yapılandırma yapıyorlar. Herkese karşı yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Kredi kartını ödeyemeyenlere işte tekrar bir şey yapıyorlar. Devletimiz vergi ödemelerine karşılık bir şey yapıyor. İşte herkese, işte çiftçimize karşı yapılıyor. Büyük, Türkiye'nin en büyük gururu olan gruplara karşı yapılıyor. Şu andaki süreç böyle bir süreç. Futbolda uzayda oynanan bir şey değil. Bu ülkenin içinde oynanıyor. Bu ülkenin gelirleri giderleriyle oynanıyor.
Kurlardaki artış bizleri çok sıkıntıya soktu mu? Soktu. Biraz hep söylüyorum. Kulüpler daralması lazım. Dikkat ediyorsunuz da transfer sezonunda o eskisi gibi de geçmiyor. Yani herkes temkinli hareket etmek zorunluluğunda böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz bir netleşsin. Ondan sonra daha herkesin anlayabileceği bir resim ortaya çıkar. Beşiktaş'ta bu temkinli kulüplerden biri. Şu ana tabii kadar ki herhangi bir transfer yok. Nedir planınız? Boy transferi, Douglas transferi konuşuluyor. Bir taraftan da Beşiktaş başkanısınız. Siz de görmüşken onu da soralım. Doğrudur ama ben aynı burada bulunmamın sebebi Kulüpler Birliği'nde alakalı. Beşiktaş'la alakalı soruları. Nasıl olsa siz benimle çok bir araya geliyorsunuz. Çok fazla gelemiyoruz bu dönemde. Maçlar da yok Sayın Başkan. Evet. Ben de sizden uzak duruyorum. Zaten fazla bilgi almayın diye. Teşekkür ederim. Peki Babel'in Galatasaray transferi nasıl değerlendirirsiniz? Hayırlısı olsun. Bizde sözleşmesi bitmişse hayırlısı olsun. Söyleyecek çok Malatya bir şey. Malatya Başkanı'na başkanımıza sorabiliriz. Başkan transferle ilgili bir şey var mı? Başkanımıza yolcu edelim geri. Peki. Tamam. Peki.